Evet. Şimdi burada özellikle dişil enerjinin eril enerjiyle bağlantılı dargınlık, kırgınlık ya da bir küskünlük kıvamında olduğunu görüyorum ve bunu bitirme telaşesi içerisinde olduğunu görüyorum. Çok dua ettiği, dilediği, istediği bir şeyler var. Özellikle eril enerjiyle bağlantılı. Bununla ilgili bunları konuşabilmek adına dediğim gibi küskünlüğün de bitmesi duyguları ve düşünceleri içerisinde. Yine dişil enerjinin yıkımlar yaşadığı, özellikle erin enerjiye bağlantılı, net keskin bitişler düşündüğünü, çünkü eril enerjiyle bağlantılı düzensizlik yaşaması, hani bir var bir yok, bir dargın bir barışık, bir hayatına geliyor bir gidiyor. Bu yüzden dolayı da sıkıntılar yaşadığını burada net olarak görüyorum. Bu yüzden de bu sıkıntıları bitirme telaşesi içerisinde olduğunu görüyorum. Dişil enerjinin, evet, dişil enerji gerçekten eril enerjiyle bağlantılı. Özellikle duygularında ve durumunda son derece mücadele ve savaş veren bir yapıda olduğunu, ama artık bu mücadeleden ve savaştan artık yorulduğunu da burada net olarak görebiliyorum. İşte buna rağmen gördüğünüz gibi eril enerjiye karşı dişil enerjinin sevgi, sadakat, aşk ve bağlılık içerisinde olduğunu da burada görüyoruz ki zaten aşk kartı var burada. Yine aklında ve kalbinde bir türlü eril enerjiye olan bağını bitirememesinden kaynaklı duygularında ve düşüncelerinde aşk ve sadakatinin devam ettiğini burada görebiliyorum. Dişil enerjinin ve dişil enerji maalesef, eğer ki eril enerjinin ailesiyle bağlantılı ya da eril enerjinin evli olabilir, hayatında bir başka kadın olabilir, başka bir dişil enerji olabilir ya da ailesiyle yaşayan bir eril enerji olabilir. Bu yüzden dolayı da dişil enerjinin özellikle bu konudan muzdarip olduğunu, özellikle bu durumla ilgili kendini kötü hissettiğini ve bu kötü durumun içinden de bir an önce çıkmak istediğini düşüncelerinde burada da görebiliyorum. Ve yine dişil enerji, eril enerjiyle bağlantılı kafasında özellikle etrafındaki insanların konuşmaları ya da ona gelen bazı söylemler gerçekten dişil enerjinin kafasını son derece karıştırıyor. Öngörüsünü kaybettiriyor. Hatta yapmak istediği bir şeyler varsa bunları ertelemek ya da ötelemek zorunda kaldığını burada görüyorum. Hani dişil enerjinin eril enerjiyle bağlantılı duygularında ve düşüncelerinde aslında özellikle ikilisinin arasında, çok pardon toparlayamadım burada, eril enerjiyle bağını kurmak için bir çaba sarf etmek istediğini görüyorum. Ama maalesef karşısına çıkan engellerden dolayı duygularına ve düşüncelerine ket vurduğunu burada çok net bir şekilde görüyorum dişil enerjinin. Hadi bakalım erilde ve dişilde duygu durumda sonuca bakalım. Evet, maalesef eril enerjide gördüğünüz gibi her ne kadar sadakatli görünse de zaman zaman dişil enerjiye ihanet ettiğini burada net bir şekilde görebiliyorum. Hadi bir de dişil enerjide sonuca bakalım derseniz, evet, gördüğünüz gibi dişil enerjinin de artık gerçekten duygularında ve durumunda ben her zaman harekete geçiyorum. Ama ve lakin ne kadar harekete geçersem geçeyim, bu işi sürdürebilmek ya da devam ettirebilmek adına, ama hep bir yerlerde
takılı kalıyoruz. Artık ya tamam ya devam adına karar verme noktasında olduğunu görüyorum dişil enerjinin. Şimdi eril enerjiyle ilgili kafanıza soru işareti kalmasın. İyicene tamamlayalım. Çünkü burada sadakatli görünse de ihanet ettiğini görüyorum eril enerjinin derken, ihanetle ilgili benim bütün danışanlarım çok iyi bilir ki benim ihanet kelimesiyle ilgili kavramım çok geniş anlamdır. Yani illa bir kadın bir erkek değildir. Tabii ki en başta ihanette o geliyor ama hani bir yola çıkarsınız sizi yarı yolda bırakmıştır. Ya da güvenmişsinizdir, ona inanmışsınızdır, bir şeylere hale yola koyacağını beklersiniz ama o hale yola koyma işi bir türlü sonuçlanmaz. Bunlar da bir nevi sizin için ihanettir diye düşünüyorum. O yüzden tek bir noktaya odaklanmanızı rica ediyorum. Ayrıca da bu açılımlarımızın kolektif bir açılım olduğunu unutmamanızı da altına basarak rica ediyorum. Evet. Sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım, bugünlük de benden bu kadar. Eril ve dişil enerjide duygu durum açılımı yaptık sizlerle birlikte. Evet, videolarımı izlemeyi, beğenilerinizi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Çünkü bunların hepsi benim için ayrı ayrı değerli ve kıymetli. Evet, hepinizi çok ama çok seviyorum. Tekrar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.